Evet hocam. Kişi ile küfür arasında namaz vardır. Hadis-i şerifi e, ne atıfta bulunarak yani namaz kılmayan kişi şirk içerisinde midir, küfür içerisinde midir? Böyle mi anlamalıyız? Öncelikle şunu ifade edelim ki namazın farziyetine inanmak gerekir. Yani bir insan namazın farz olduğunu inan inanmalıdır. Böyle inandıktan sonra Tembelliğinden dolayı, cahilliğinden dolayı ne söylersek söyleyelim. Şayet namazını kılmazsa ama namazın farz olduğuna inanırsa bu kimse şirk işlemiş olmaz, müşrik olmaz, bu kimse kafir olmaz. Çünkü bize göre amel imandan bir cüz değildir. Amel yani bir işin tatbikatını yapmak, fiiliyatını yapmak bir cüz değildir. Namaz kılmak da bir ameldir efendim. Oruç tutmak, orucun faziyetine inanmak bir inançtır, imandır. Ama orucu bizzat tutmak bir ameldir. Yani amelin ne olduğu anlaşılsın diye böyle yapıyorum. Mesela hac farzdır demek bir imandır, inançtır. Ama hacci yapmak bir ameldir. Bir insan bir şeyin, bir ibadetin e, farz olduğuna inanıyor ama tembelliğinden ve cahilliğinden dolayı bunun yerine getirmiyorsa e, bu kimseyi müşriklikle ya da kafirlikle itham edemeyiz. E, bu son derece ağır bir şey olur ve böyle itham edene bir vebal olur. Yani müşrik olmayana müşrik diyen veya kafir olmayana kafir diyen kişi büyük bir vebal altında olur. Ama öte yandan ha böyle değilmiş e, müşrik olmuyormuşuz, kafir olmuyormuşuz diye e, böyle e, namazı geciktirmek, namazları kazaya bırakmak, namazları ertelemek, bir gün içerisinde Cenab-ı Hakk'a şükretmemek, teşekkür etmemek neticede e, namaz bir teşekkürdür, bir şükürdür, nimetlere karşı bir şükürdür. E, bu şükrü eda etmemek çok büyük bir noksanlıktır, bir naksadır, eksikliktir. Efendim, kulluğa yakışmayan, bağdaş kullukla bağdaşmayan bir şeydir. E, bunu da göz ardı etmememiz gerekir. Yani burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman namaza olan hassasiyetimizin e, böyle zinde olması için, canlı tutulması için bir uyarı mahiyetinde gibi bir şey. E, e, öyle e, mi e, Tabii ki şöyle anlamamız gerekiyor. Diyelim ki şöyle bir örnek verelim. Buyurun hocam. Bir insan görüyoruz ki aracıyla devamlı uçurumun kenarında seyrediyor. Halbuki orada yol geniş. Tamam mı? Hı hı. Diyorsunuz ki bak sen hep uçurumun kenarında seyrediyorsun. Ne kadar usta şoför olursan ol. Ya tekerin kayar bir şey olur. Bu uçurumdan aşağı yuvarlanırsın. Veya bir insan görüyoruz. E diyoruz ki ya bak burada bir yol var. Sen bu yolu bırakmış niye hep böyle kayaların başında geziyorsun, uçurumun kenarından yürümek istiyorsun, böyle güzel yol var. Niye buradan yürümek istiyorsun? Efendim ben kendime güveniyorum falan filan diyor. Değil mi? Şimdi biz bazen görüyoruz hani öz çekim, hani şeyde, de evet. yabancı dilde de selfie diyorlar ya. Şimdi öz çekim yapıyor. Nerede? Deniz kenarında ya bir uçurumun kenarında yapıyor. Adam şimdi oradan düşeceğini hesaplıyor mu? Hesaplamıyor ama Haberlerde izliyoruz, ne diyor? öz çekim yaparken denize uçtu. Cesedi aranıyor, e, kişi aranıyor e, diyor. Yani uçurumun kenarında devamlı geziyor ibadet etmeyen bir insan. E, Allah korusun. Riskli bir durum. Riskli yani. bir durum. O uçurumun aşağısına yuvarlanabilir. Bu hadis-i şerif bunu ifade ediyor. Yani uçurumun kenarında gezme, e, o uçurumda şirk olmuş oluyor ya da küfür olmuş oluyor. Yani bu sınırda gezme, iman sınırına kay, amel et diyor Peygamber Efendimiz. Hocam güzelce izah ettiniz.